Gel. Ne haber? İyidir, senden? İyi. Bugün Kemal Sadıkoğlu ile toplantım var. Komi giysi örneklerini götüreceğim. Model hazır mı? Hazır. Aslında model sunulacaksa benim gitmem daha doğru olur. Anlamadım. Sen değil miydin artık toplantılara gitmeyeceğim diyen? Bendim, evet. Evet ama işi hızlandırmaya çalışıyorum sadece. Sen gidince niye hızlanıyor ki? Şimdi modelle ilgili bir sürü şey soracak. Cevap verebilecek misin? Not alırım. Sonra sen bakarsın. Gerekirse bir daha giderim. Buluruz bir çözüm. Murat, bu defa da ben gideyim. İşler önce otursun, sonra sen takip edersin. Olmaz mı? Emin misin? Emin. Niye öyle bakıyorsun Murat? Sanki böyle bir anı daha önce yaşadık gibi geliyor. Sonu iyi gelmemişti. Bir hatırlatayım dedim. Buyurun. Kusura bakmayın, böyle habersiz uğradım. Ay ne kusuru, asıl siz kusura bakmayın. Buyurun. Buyurun. Masanın altı hemen kirleniyor. Şöyle bir alıvereyim dedim. Böyle küçük bir şey için elektrik süpürgesini de çıkarmadım. Haklısınız. Buyurun. Merci. Ben hemen geliyorum. Nasılsınız? Elif nasıl? Ay çok özlüyoruz biz onu. İyi. Ben de ne zamandır ziyaretinize gelmek istiyordum. Yolum bu tarafa düştü, bir uğrayayım dedim. Ay çok memnun oldum. Ne içersiniz? Ben bir şey içmesem? Aa olur mu? Aşk olsun. Şöyle karşılıklı bir kahve içelim. Peki, bir orta kahve alayım o zaman. Yanına bir şey yapayım mı? Gözleme falan. Ne yaptınız? Rejimdeyim ben. Çok mersi. Revanimiz var. Artık ondan bir parça yersiniz. Revani? Bir parça alırım. Biraz daha getireyim mi? Teşekkür ederim. Bugün artık hiçbir şey yememem lazım. Neyinize rejim yapıyorsunuz? İpinceciksiniz. Dikkat ettiğim için böyleyim. Ne yesem kilo alıyorum. Elif de çok sever bu tatlıyı. Biraz yolasam götürür müsünüz? Bugün başka yerlere de gideceğim ama arabada bozulmasın. Ay hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Madem öyle diyorsunuz. Bu teklifin dün gitmiş olması gerekiyordu küçük hanım. Ne oluyor? Bu ne rehavet? Bu ne rahatlık? Bu notu bana vermemişsiniz efendim. Ajandamda göremiyorum. Acaba... Küçük hanım, daha aklım başımda, ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. İki gündür her şeyi birbirine karıştırdınız. O ajanda mıdır nedir, bir alta yaramıyor. Ne oluyor? Bunlarla da mı ben uğraşacağım ya? Sorduğu her şey Ekrem Bey'in takip ettiği işler. Benim hiçbir bilgim yok. Ama anlatamıyorum ki. Tamam, ben ilgilenirim. Sen bana Ekrem'in yaptığı işlerin bir listesini yapmasa mı bırak, tamam mı? Tamam efendim, tamam. Hayırdır abi? Bir terslik mi var?
Ya bir adamın gidiş işleri bu kadar mı etkiler Yılmaz? Her şey Arap saçına dönmüş. Dünden beri toparlamaya çalışıyorum ama bunun da bir sınırı var canım. Odan bu Ekrem'de tam gidecek zamanı buldu. Madem gideceksin, gitmeden işleri birine devresene. Onun işleriyle ben ilgileneceğim abi, merak etme. Yılmaz. Yılmaz. Canım çok sıkılıyor Yılmaz. Bu Ekrem meselesi bir yandan. Öte yandan Leyla. Onu da kollamak lazım. Ekrem varken içim rahattı. Şimdi ne yapar ne eder bilmiyorum. İki adamımı çaktırmadan peşine taktım. Evinde işinde yalnız bırakmıyorlar ama... Benim evde konserler için ona borcum var. Her zaman Ekrem götürürdü parayı ama şimdi biriyle yollarsam ayıp olur. Ben götürürüm abi. Zaten geçen gece Ekrem'i sormak için uğradım. Öyle mi? Nasıl? İyi mi? İyi iyi. Üzülmüş tabii. Olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Hele bu Ekrem meselesine... Alo? Tamam Cemil, buradayız. Tamam, görüşürüz. Bizim enişte geliyormuş abi. Şaşırdım, böyle adetleri yoktur ama. Yılmaz, sen işine bak. Leyla'nın ücretini yollarım. Sen de bir zahmet götürürsen sevinirim. Ne demek, tabii götürürüm abi. Alo, merhaba, dükkanda mısın? Sana bir uğramak istiyordum. Tamam. Of, çok sıkıcı bir ziyaretten çıktım. Bir nefes alayım. Birazdan görüşürüz. İyi yaptın geldin. Kusura bakma, böyle pat diye geldim. Ne kusuru canım, aşk olsun. Hayrola? Yılmaz, seninle konuşmam lazım. Önemli bir konu. Tabii, otursana. Yalnız bu konuşma aramızda kalmalı. Kısa bir süre için tabii. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.